Herkese selamlar dostlar. 4 Kasım 2023 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda Cumartesi için 8 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Sizlerden ricam aynı şekilde beğenilerdir. Şöyle güzel seviyelerde beğeni bırakırsanız çok teşekkür ederim. Dilerseniz videoya başlayalım. Öncelikle maç skoru yarışmamızla başlayalım. Maç skoru yarışması Fenerbahçe ile Trabzon. Maç skoru ne olur? Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Özellikle bu tar için balık avlama olayı var ya. O gündeme geldi. Basında Trabzon'u öyle yansıttı. Uğurcan'da açıklama göreceğiz bakalım ne olacak vesaire şeklinde. size maç skoru ne olur sizlere soralım. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Daha önce yapmış olduğumuz Newcastle. Manchester Üniversitesi Newcastle maç skorunu kazanan arkadaşımız da Emir Özel isimli arkadaşımız. Daha dün oynandı mücadele. 3-0 Newcastle yazmış. Tebrik ederiz Emir arkadaşımızı. Ekim ayı boyunca gruplarımıza girebilir. O arkadaşımız da Instagram üzerinden mesaj atsın. Her türlü soru görüş öneri, skor bilen arkadaşlar benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirler. Instagram adresimiz Kangal Bey olaraktan da doğrudan benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Perşembe günü bir video çekmiştim. Güzel maçlar vardı çünkü. Premier Lig'in lig kupası vardı ama değerlendirdik. O şekilde toplamda 6 adet mücadele vermiştim. Sadece bir tanesi başarısız oldu. O da Manchester United atamadı. KG var olmadı. 3-0 bitti mücadele. Liverpool'un 2 golü. Risklisi Liverpool alır 2.5 üst. Chelsea alır 4.5 alt. Bayern Münih maçına ilk kere bir buçuk üst evin golüyle birlikte geldi. Basket maçı vardı iki tane. Promete mücadelesi ilk kere 82 buçuk üst. Beşiktaş maçına da ilk kere 75 buçuk üst. Tebrik ederim. Instagram'dan mesajlar geldi. Tebrikler dostlar. Ana kombinemiz vardı. Dün yine dedim ki arkadaşlar kadrolar belli olsun. Öyle yapalım kombineyi. Saat maçlar zaten 22.45'teydi. Ben 21.45 gibi çıkardım kombineyi. Chelsea'nin ilk yarı galibiyetine döndüm. 4.5 altından ziyade tam kadroyu çıkarmış. Yani ilk yarıdan galip gelmesini bekliyordum. Galip de geldi. Liverpool'da Salah, Gakpo gibi isimleri almışken Depp Basman'ı 1.5 üstüne aldım. Onun da oranı güzeldi. Şöyle günün ana kombinesi de Perşembe için kazandı. Değerlendirip kazan sağlayan tüm dostlarımıza tebrikler. Ve hafta sonu da arkadaşlar Perşembe gününden başladık. Biz yüksek mislilerden yine aynı şekilde devam edeceğiz. Genellikle şöyle anlatayım sizlere. Burada misliyi biz öneriyoruz arkadaşlar. Bakın solda 1500 misli olarak yazmışım. Sağda da 500 misli olarak yazmışım. Hem nesini için hem de Avrupa'da oynayanlar için burada bir kasa yönetimi yaptığımız için bizim ortak kasa oluyor fakat Kasa yönetimi yaptığımız için misleri de biz veriyoruz. Yüksek misler de hafta sonu aynı şekilde tam gaz olarak devam edecek. Şimdiden sizlere bilgisini vermiş olalım. Bu seviyede de devam, devam edecek. Canlı maçlarla devam edeceğiz. Geçen hafta sonu inanılmaz bir canlı serüveni yapmıştık cumartesi pazar. Umarım bu cumartesi de pazar da böyle olur. Şimdiden herkese bol şanslar. Canlı olarak da ne oynuyorsanız da mutlaka bizleri denemenizi öneririm. Diyerekten de hatta diyorum ki gruplara gelemezseniz bile herkes açık telegram grubuna gelin. Buraya da ara ara canlı bahisler attığımızı biliyorsunuzdur. Yorumlarda ve açıklama kısmında mevcut. Herkes açık gruba da tıklayıp, tıklayıp gelebilirsiniz. Dostlar cumartesi videosu olmasından kaynaklı sizlerden artı 500 seviyesinde bir beğeni bekliyorum. Yaklaşık 5000 kişi izleyecek videoyu. Şöyle 500 kişi de beğenirse çok güzel olur. Biz burada emek veriyoruz. Sizleri kazandırma kuruna burada analizler yapıyoruz. Ekran başından kalkmıyoruz. Maçları izliyoruz. Sizler de 2 saniyenizi ayırıp beğeni atarsanız çok teşekkür ederekten de videomuza başlayalım. Freiburg'la Gladbach mücadelesi. Gladbach'ın deplasman performansı gayet başarılı. Bu takım deplasmanda da zaten kadro kalitesi yüksek olduğu için deplasmanda da ofansif oyununu sergileyebiliyor. Freiburg'un da son mücadelesini izlemiştim. Leverkusen mücadelesiydi. Onlar da ikinci yarının, ya Leverkusen zaten çok oyunu domine etti ilk 60 dakika. İkinci yarının son 30 dakikası, 25 dakikası etkin bir oyun sergilemeye çalıştılar. Ve golü de zaten o arada buldular. Freiburg şimdi kendi evinde oynayacak ve Gladbach'ın savunma hatalarını da iyi değerlendirebilecek bir takım. Şöyle de bir bilgi vereyim size. Gladbach'ın bu sezon Deplasman'da oynamış olduğu bütün maçları KG var olarak tamamlandı. Yine bu mücadele idealde KG var olacak şekilde sizlere öneriyorum. Eğer ki KG var diyorsanız ki bana oran yetmez biraz daha yüksek oran alalım. Arkadaşlar mücadele 2.5 üst ve KG var da olabilir. Bunun da oranı zaten şuradan göstereyim. 1.60'lara kadar çıkıyor. O yüzden var ve 2.5 üstü de bu şekilde ekstra olarak yüksek orandan değerlendirebilirsiniz. Hoffenheim ile Bayer Leverkusen karşılaşması. Bayer Leverkusen'in bu sezon oynamış olduğu bütün maçları zaten 2.5 üst bitti. Hoffenheim'in oynamış olduğu bütün maçları bir maç hariç 2.5 üst bitti. 2.5 üstün oranı görüyorsunuz ki 1.17 gibi bir oran açmışlar. Yani ilk daha haklı mı? Ya mücadele zaten üst olacak. Özellikle Hoffenheim'in oyunu kaynaklı. Leverkusen burada tek başına 3 gol bile atabilir arkadaşlar. Yani öyle bir oyun bekliyoruz. İdealden bu maça ne alabiliriz? 2.5 üstü yoksa burada 3.5 üstü zorlamamız gerektiğini düşünüyorum ben. 3.5 üstü oranı 1.60'larda 1.75 arasında değişiyor oran. Oynadığınız yere göre değişir. Yüksek oranı var. 2-3 3 3, 3 üst mücadele genelinde olabilir. Eğer ki ilk yarıdan da 2 gol beklemek istiyorsanız da ilk yarıdan 1.5 üst de olabilecek bir karşılaşma. Onun oranı 1.86'ya kadar çıkıyor. Değerlendirecekler burada. Eksi olarak ilk yarıdan gelecek 2 golü de değerlendirebilirler. Everton'la Brighton karşılaşması. Brighton'ın son mücadelesini izledim. Ev sahibinin ben galibiyetini bekliyordum. Maç 1-1 bitti. Fulanla oynadığı mücadelede. Takımda bazı eksiklikler vardı ve gerçekten kaçırdı. Brighton'da bir basiretsizlik var. Everton'da son maçlarında özellikle son 4 maçını 3 pardon son 5 maçında 3 galibiyet aldı. Deplasman'da West Ham'ı yendi ve o maçın etkin oyunu da West milleti patlattı. Brighton'ın ben burada galip gelir mi bilmiyorum ama galibiyeti biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ve şu yönde bir değerlendirme olacak. Takımda bazı eksikler de takıma dönmüşken diğer seçeneğinde Deplasman herhangi bir yarı kazanır seçeneğinin oranı 1.49 arkadaşlar. Ben burada Brighton'ın maçı kazanmasını zaten bekliyorum. 2-1 gibi bir skorum var. Ama diyorum ki Brighton herhangi bir yeri kazanır. Oranı 1.49 değerlendirecekler. Bol şanslar. Fenerbahçe ile Trabzon. Bu maçın maç konu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de. Yani bu tad için balık avlama olayından konuşalım biraz. Bu adam zaten Trabzon maçı özel balık avlamaya gitmedi ki. Öncelerde de balık avlamaya gidiyordu bu adam. Yani basın tamamen lanse ediyor bunu. Özellikle Uğurcan'la röportaj yapıyor. Mesela diyor ki Tadiç bu hafta balık avlamaya gittiğini düşünüyoruz. Tarzında soru soruyor. Abi adam her hafta gidiyor zaten. Her boşluğunda balık avlamaya giden bir takım. Gerçekten Uğurcan da orada bir kinlendi. Abdullah Avcı ile birlikte zor bir sınava çıkacak burada Fener e Trabzon takımı. Fenerbahçe tabii ki galibiyeti beklenebilir. BK bu maçta yok. Fred bu maçta yok. Birkaç tane Serdar Aziz yok. Samet bu maçta olmayabilir. Ama durumu iyiydi. Sadece kramp girip oyundan çıkmış. Biraz araştırdım ben de. Arkadaşlar mücadelede Fenerbahçe galibiyeti zaten gelebilir. Yani bir buçuk üstünde bir iki bir bir skorum var. Bunu değerlendirebilirsiniz aslında. Ee, ne yazmışım? Şöyle yazmışım ben. Yani Trabzon burada oyunu da tutabilir aslında. Yani 2-1 skoruma göre o, olarak da ben şöyle bir iki tercih yapayım öncelikle. Ana tercih olarak korner maçı olabilir öncelikle. Uğurcan çok fazla kurtarış yapıp kornere çıkartabilir. Kanatlardan Trabzon da korner kazanabilir. 8.5 üst korner özellikle bu maç için alınabilir. Ama taraf tercihine kolonu almak istemeyenler de ben biraz yüksek oranına gitmişim. Fenerbahçe'ye 4.5 alt almak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama bu biraz zor bir mücadele. Abdullah Avcı da ekstra bir hazırlanacaktır diye düşünüyorum. 4.5 altında bir oranı da arkadaşlar 1.59'dan bir oranı var. Ekstra olarak değerlendirecekler. Bunu dersin. Ama ben burada kornere gitmeyi biraz daha faydalı buldum. Atalanta ile Inter karşılaşması Atalanta'da son Empoli mücadelesinde 3 tane attı. Özellikle forvet hattında, hücum hattında iyi işler yapıyor. Kendi evinde önde presle, önde presle birlikte oynayacaktır Inter'e karşı. Atalanta'nın burada gol bulma ihtimali var. Inter'in de zaten form durumu belli. Bence her iki takımın birbirine atacağı goller burada idealden değerlendirilebilir. KG var olarak da. Ekstra ben bu mücadeleyi de Matsun'u 0 yüksek orandan da şöyle MS 0'ı da 3 0 oranını veriyorum ve skorum da burada doğrudan 1-1'lik bir, skor. Hatta notlarıma da ben aldım. KG var. MS 0 1 1 de skor yazdım. Atalanta da gol bulabilir. Ha olası Inter galibiyeti biraz daha yakın. Daha iyi bir futbol sergiliyor. Fakat Atalanta'nın kendi evinde olması kaynaklı da biraz da taraftarın ön plan çıkaraktan da mücadeleden bir beraberlik çıkma ihtimali var. Ana tercihimiz burada karşılıklı atılacak gollerdir. Newcastle ile Arsenal karşılaşması. Her iki ekip de Perşembe günü maç oynadı. Her iki takımı da ben değerlendirdim. Newcastle deplasmanda Old Trafford'da 3-0'lık bir galibiyet aldı. Arsenal'da şu maçta şunu söyleyeyim ben size arkadaşlar. Öne kim geçerse geçsin. Bakın öne kim geçerse geçsin. Her iki tarafta mutlaka baskı kuracaktır. Golü atan kalesine baskıyı görecektir net bir şekilde. Her iki takım da ara ara her iki takımın kalesini domine etmeye çalışacaktır. Newcastle basacaktır. 10 dakika bastı mı 10 dakika Arsenal basacaktır. Böyle bir oyun oynayacak, oynayacaklardır. Her iki takım. Belli yani bu çok bariz. Birbirine diş geçirmek isteyen iki takımın karşılaşması bu. Ben bu mücadelede her iki takımın böyle sert basmasından kaynaklı temponun da yüksek olmasını bekliyorum. Bu tempo bize ne getirebilir arkadaşlar? Her iki taraftan da kornerleri getirebilir. Mücadele genelinde 9.5 üst korner açarlar. Buna 8.5 hayatta açmazlar. Muhtemelen 9.5 açarlar. 9.5 üst korner Onun dışında arkadaşlar bu oran biraz daha yüksek olacak. İlk yarıdan 4.5 üst korner. Bunun da oranı biraz daha yüksek oluyor diye genel kornere göre. Ekstra olarak ilk yarıdan da 5 korner çıkabilir. Yani korner maçı olarak değerlendirdim. Zaten gol yönünden zengin geçmesi bekleniyor. Fakat her iki takımın da oyuna sürekli girmesi kaynaklı da kornerlerinde gelmesini beklediğim bir karşılaşma. Dortmund'la Bayern Münih. Ben burada arkadaşlar her zaman Bayern Münih'in tarafında oluyorum. Bakın Bayern Münih'in dün maçını ne oldu? 2-1 yenildi. Ee, adamlar gol attı nasıl seviniyor? Muazzam bir maçtı. 2-1 mağlup olduk. Kupada milleti patlatmıştır o maçta. Ben ilk yarı 1.5 üst verdim. Ev sahibi atan tutan. Ya Bayern Münih'ten bekliyorduk da. Ev sahibi attı. Analiz tutmadı ama bahis kazandı. Öyle bir maçtı bu. Ben bu maçta yine Bayern Münih tarafında olacağım. Bu tür maçlarda şu an Bayern Münih'i Dortmund'a göre daha iyi gör, gördüğümü net bir şekilde söyleyeyim. Ben burada yüksek oran da önermek istiyorum sizlere. Öncelikle idealden ne alırsınız diye baktığım zaman da ben burada deplasmanda da olsa Bayern Münih'in burada atacağı iki gol deplasman 1,5 üstü oranı 1,46 bir oranı var. Bayern Münih burada deplasmanda 2 gol bulma ihtimali var zaten. Bayern Münih'tir bu. Onun dışında 2 gol attık ya. 2 gol zaten Bayern'le attırdık mı? Maç 2-0 diyelim. Her bir tane de Dortmund atsın. 2-1 Bayern kazansın. 2-1 3-1 Bayern'de bir galibiyet bekliyorum. 2,5 üstüne 2 üstünde iki yaparsanız da 2-0 4 gibi orandan da Bayern Münih'i burada yüksek orandan alabilirsiniz. Zaten 2 gol bekliyorum Bayern Münih tarafından maçı da kazanır muhtemelen bence. 2 İki, ikisi de var da risk zaten 04 2 buçuk üstünde 2 olma ihtimali de yüksek. Diğer mücadele ve son karşılaşma Real Sociedad'la Barcelona mücadelesi. Real Sociedad bu sezon kendi evinde oynamış oyunluğu maçlarda hep etkin bir oyun sergiledi. Kimle oynar oynasın yine burada etkin oyunu sergilecektir ki şöyle de bir istatistik vereyim. Real Sociedad bu sezon kendi evinde oynamış olduğu bütün maçlarda gol bulmasını bildi. Barcelona ile oynayacaklardır. Barcelona oyunu genel olarak domine etmeye çalışacaktır fakat Real Sociedad'ınla ben burada Barcelona kalesinde mutlaka pozisyonlara girmesini bekliyorum. Ben burada mücadelede KG var olarak değerlendirdim. Oranı zaten 1.50-1.65 bandında bir oranı var. Mücadelenin KG olmasını bekliyorum. Sociedad'dan gol bekliyorum burada. Barcelona'da da tabii onun dışında da biraz daha yüksek oran öneriyim sizlere. Mücadelede 1-1 alırsa biri 2-1 bir alabilir. 2-3 gol tercihi de burada sizlere önerebileceğim yüksek oranlı tercih olsun. Değerlendirecekler bu yönde mi? Değerlendirmek bilirler. Herkese bol şanslar diyerekten de geçiyorum. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.